Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları ve biz bunlardan neler anlamalıyız? Hangi sektörlerde düşüş gelebileceğini borsada, hangi sektörlerde yükseliş gelebileceğini, borsaların genel trendi bunlar hakkında biraz konuşacağım. Hiçbir şekilde teknik analiz yapmayacağım arkadaşlar. Tamamen işin fırınına gireceğim. Çünkü arkadaşlar önemli olan ekmeği almanız değil, işin fırında dönen olayları bilmeniz. Onları bildikten sonra çok basit. 2-3 kere ben bu tarz videolar çekmiştim ama yeni izleyici arkadaşlar olursa da onlar için de öğretici olsun diye. Şimdi isterseniz bakalım Fed Başkanı Powell ne demiş? Onlara hızlıca geçelim. Powell diyor ki kısacası yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasının durulma enflasyonu düşürürken bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu enflasyon düşürmenin talihsiz bedelidir ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha acıya sebep olur. Peki arkadaşlar şöyle bir şey şimdi. Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş güç piyasasında enflasyon düşürürken. Burada yüksek faiz arkadaşlar, faiz şöyle merkez bankaları eğer bağımsız ve güvenilirse bu çok önemli bir detay. Hem konuşmalarıyla hem de yaptığı hamlelerle bunu tabii ki düşürür. Ama merkez bankaları genel iktisadi trendten uzaksa bizim yerli merkez bankamız gibi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi yanlış politika üretiyorsa arkadaşlar bu sefer bundan sonra sözlerinin de bir kaydı kalmaz. Yaptığı hamlelerin de bir kaydı kalmaz. Şimdi burada faiz oranlarının yükseltmesi talebi düşüreceği için arkadaşlar enflasyonu düşürecektir. Neden? Öncelikle talep enflasyonu düşürecektir. Aynı zamanda eğer biz talebi zaten düşürebilirsek, ham maddeleri de talep yavaşlarsa arkadaşlar çünkü sizin yaptığınız talepler arkadaşlar nihai yani mal ve hizmetler olabilir nihai olarak ama bu ürünler öncelikle bir ham madde geliyor sonra yarı işlenmiş hale geliyor sonra tam işlenmiş hale geliyor. Zaten siz tam işlenmişine talebi kestiğiniz an ham madde tedarik zincirinde de bir talep yavaşlaması olacak şirketler tarafından. Bu da arkadaşlar aynı zamanda maliyet enflasyonunda düşürücü bir etki yaratacak. Bunlar ne diyor? Hane halkını ve şirketlere acı verecek. Neden hane halkı ve şirketlere acı verecek? Çünkü bir sebebi var. Özel sektör yatırım harcamaları düşük faiz ortamında daha canlıdır. Çünkü paranın borçlanma maliyeti diye bir şey vardır. Paranın borçlanma maliyeti düştüğü için sevgili arkadaşlar ucuz paraya erişim vardır. Ve para ucuz olduğu zaman da yatırım yapabilirsiniz. Ama para pahalıysa para ucuz para değil de pahalı bir paraysa yani paranın nedir arkadaşlar borçlanma maliyeti faizdir. Bu sefer para yatırımdan ziyade arkadaşlar ama nasıl bir yatırım? Bizim yaptığımız döviz, altın ya da işte vadeli hesaplara yatılan para değil. Şirketlerin yaptığı kendini büyütme, işlerini büyütme gibi değil. Bundan sonra arkadaşlar daha çok döviz yerli şirketler daha çok döviz tutmaya devam edecek. Çünkü bu açıklamadan sonra TL'deki şöyle bir şey var. Kurun çok aşırı hızlı bir şekilde gitmemesinin bir nedeni var. Çünkü ülkede kontroller var. Döviz kontrolleri var. Döviz kontrolleri olduğu da için biraz burada kısa ve orta vadede bir sıkılaşma var ama bu kontroller kalktıktan sonra arkadaşlar kur daha hızlı yukarı gidebilir. O yüzden yerli şirketler tabii ki de biraz daha döviz taleplerini arttıracaktır. Burada da TL'nin daha kırılgan hale gelmesi de yani biz bu faiz oranını daha çok arttırmayız. Ama biz bildiğiniz gibi arkadaşlar 100 bas puan da faiz düşürdüğümüz için politika faizini ya yani biz tamamen dünyadan uzak biraz daha politikalar izliyoruz. Bu bizim için sıkıntı. Ne diyor başka? Bu enflasyon düşmenin talihsiz bedeli ancak fiyat istikrarını sağlamak çok daha acı. Peki fiyat istikrarının önemi nedir diye sorarsanız şu arkadaşlar. Beklentilerde bir bozulma meydana gelirse, şöyle bir bozulma meydana gelirse. Siz diyorsunuz ki sürekli ürünler zamlanacak. Sürekli ürünler zamlanacağı için sürekli bir talep ediyorsunuz. Neden? Çünkü bugün almadığınızı yarın alırsınız arkadaşlar fiyatı yüksek olacak. Ve bir anda talep patlaması geliyor. Ama zaten buradaki amaç enflasyon düşürmek. Toplam talebin önünü kesmek. Ondan dolayıdır ki ya fiyat istikrarının önemi beklentilerin daha fazla bozulmaması için. Beklentiler bozulursa şimdi bu tamamen işverenler için de geçerli. Alacağı ürünün eğer artacağını düşünüyorsa sürekli artacağını o da sürekli zam yapmak zorunda. Sürekli zam yaptığınca arkadaşlar yine enflasyon körüklenmiş olacak. Buradaki döngü bu. Ben size biraz da bu işi Paint'ten anlatayım. Şimdi Paint'e geçelim. Bizim amacımız arkadaşlar iyi dediğimiz faiz oranlarıdır. İyi artıyor mu? MS dediğimizde para azdır. MS para azdır düşüyor mu? Okey. Bizim şu an böyle bir en az önümüzdeki 2 sene böyle bir dünya bekliyor. Bu neden? Enflasyonla mücadele. Enflasyonla mücadele. Tamam. Bunun sonucunda ne olacak? Bunun sonucunda.
Paranın bu sefer arkadaşlar borçlanma maliyeti artacak ama yatırım getirisi de artacak. Yani Amerikalı yatırımcılar biraz daha borsalardan ya da daha riskli yatırım araçları değil de güvenli yatırım aracı olan mevduat hesaplarına dolarlarını koymaya başlayacaklar. Çünkü mevduat hesaplarının dolar eskiden örnek veriyorum 0,50 faiz verirken şu an 2 faiz vermesi Amerika'da çok ciddi bir şekilde iyi bir getiri. Ya da 3 faiz vermesi, 4 faiz vermesi çok ciddi bir şekilde iyi bir getiri. Bu da arkadaşlar eğer biz paramızı yani bugünkü harcamalarımızı burası çok önemli. Bugünkü harcamalarımızı geleceğe erteliyoruz. Öteliyoruz yani. Geleceğe öteliyoruz. Çünkü niye? Bugün niye harcayalım? Çünkü bugün para vadeli güzel bir para getirecek. Garanti para yani. Faiz oranı yükseldiği zaman para. Biz bu harcamalarımızı 1-2 senede erteleyebiliriz. Ama biz buradaki o zaman parayı kaçırırız. Yani kendi birikmişimizin getireceği parayı kaçırırız. O yüzden de büyük yatırımcılar arkadaşlar bu yolu izleyeceklerdir. Hani halkları da bilinçli hani finansal okuryazarlı olan bilinçli hani halkları da bunu izleyecektir. Burada ama sonuçta ne olacak? Talep ertelendiği için arkadaşlar talep ötelendiği için ya da ertelendiği fark etmez. Tabii ki de enflasyonla bir mücadele gayet iyi olacak. Zaten burada arkadaşlar enflasyon düştükten sonra faiz oranları aşağı çekildikten sonra insanlar da bu sefer mevduat hesaplarına artık kalmayacaklar. Tekrardan paraları çekecekler. Zaten paranın bir getirisi yok. Tekrar mesela faiz oranları sıfır diyelim ya da 0,25 diyelim. O paraya koymanın anlamı yok ki. Bu sefer de tekrar toplam talebe yönelecek. Harcama yönelecek. Peki bizim burada ne demiştik arkadaşlar? Toplam talepte düşüş bekliyoruz. Bir toplam talepte düşüş bekliyorsak hangi sektörlerde sıkıntıya girecek söyleyelim. Öncelikle arkadaşlar lojistik olarak bir talep yavaşlaması olacaktır. Çünkü sizler ithal ya da ihraç mallarda bir şey istemiyorsanız, bu ürünleri kullanmak istemiyorsanız, talebini düşürüyorsanız, bu sefer arkadaşlar lojistik sektöründe de şirketlerin bir iş potansiyeli düşmüş olacak. İki, ham maddeler arkadaşlar çok önemli. Ham madde bu demir, çelik, cevheri de olabilir. Demir, çelik, işte ne bileyim. Aklınıza gelecek yani her türlü ham madde. Bunlarda da bu ürünlerin ticaretini yapan şirketlerde de bir gevşeme olacağını düşünüyorum ben. Hayatınızı idame ettirmek için arkadaşlar hayatınızı idame ettirmek için gerekli olmayan zorunlu mallar. Mesela şöyle eski bir telefonunuz var yenisini almak istiyorsunuz. Yani o biraz daha idare edebilirse tabii ki kullanabilirsiniz. Ya da arabanız var değiştirmek istiyorsunuz ama bir müddet daha sizi idare edebilir. İşte bu tarz ürünler üreten şirketlerde de bir tabii ki de talep düşüyor olacak. Ben burada arkadaşlar yanlış anlamayın sıfırlanacak demiyorum talep. İlla ki bu koşullara rağmen bile arabasını yenilecek, telefonu yenilecek insanlar elbette olacaktır. Ben genel bir trendin böyle olacağını ve talep zayıflaması olacağını söylüyorum. İşte zaten burada da talep zayıflaması olmasa yine hisselerin fiyatlarında da olsun, gelirlerinde de olsun bir gevşemeye neden olacaktır. O yüzden bu tarz dediğimiz gibi lojistik, ham madde, hayatınızı idame ettirmek için zorunlu olmayan ürünlerin şeyi ertelenecek. Tamam şimdi şunu diyebilirsiniz bana. Yani telefon nasıl zorunlu değil? Evet arkadaşlar telefon da şu an 21. yüzyıl zorunlu ama elinizdeki telefon bozulmadığı sürece kullanılabilir durduğu sürece belli müddet daha ya da arabanızın belli müddet daha onunla gidebilirsiniz. O sizi idare edebilir. Ama örnek veriyorum sevgili arkadaşlar. Ne kullanıyorsunuz? Temizlik yani sabun. O yemek yedikten sonra tuvaletten çıktıktan sonra o hijyen ürünleri her zaman mesela kullanılacak. Onun ekonomi falan bir alakası yok. Temizlik bir farklı bir olay. Örnek veriyorum. Ya da başka aklınıza ne geliyor? Mesela sizi bağımlı hale getiren ürünler. Mesela sigara. Hani şunu diyemezsiniz. Ya ekonomi kötü de sigara içmeyeyim diye. Şimdi bu da spesifik bir farklı ürün arkadaşlar. İçiyorsunuz çünkü bunun ekonomiden farklı olarak size bir bağımlılık etkisi olduğu zaman, bağımlılık yaratıcı bir madde olduğu zaman bunun talebinde çok da fazla düşüşler beklemiyorsunuz. Hijyen ürünleri, sigara ürünleri bunlar çok fazla bir düşüş beklemiyorsunuz. Dediğimiz gibi benim anlattığım sektörlerde düşüş olacağını ben size söylüyorum. Peki ne olacak? Bu sektörlerde bir gevşeme olacak doğru ama Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranları düştükten sonra işsizlik arttıktan sonra bakın şu iki veriyi gördüğünüz anda arkadaşlar anlattığım sektörü tekrar lojistik sektörü yani denizcilik sektörü olsun işte ham madde sektörü olsun bunlara yatırım yapabilirsiniz. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası bakacak ki biz enflasyonu tamam düşürdük. Çok iyi istediğimiz seviyeye getirdik. Ama bu sefer diyecekler ki işsizlik patladı. Çünkü niye? I dediğimiz özel sektör yatırım harcamaları düşüş oldu. Çünkü para ucuz değildi arkadaşlar. Para pahalıydı. Para ucuz olursa yatırım harcamaları artar. Para pahalı olursa bu sefer de vadeli mevduat hesapları şişmeye başlar. Ucuz özel sektör yatırım harcamaları durduğu için arkadaşlar yeni istihdam yaratılmadı. Belki de belli oranda
çalışanlar da işten çıkarıldı. Yani daha az nitelikli elemanlar çıkarıldı. Daha yüksek nitelikli elemanlar daha fazla iş yükü sırtına bindirip oradan maliyet kısılmasına bile gidilmiş olabilir. Ama dediğimiz gibi enflasyon düştükten sonra, işsizlik arttıktan sonra, bu veriden sonra şu olacak arkadaşlar. İyi dediğimiz faiz oranı tekrar düşmeye başlayacak yavaş yavaş. Bu yaptığımız zaman da MS dediğimiz para arzı artmaya başlayacak. Para bollaşacak. Bol olan şey nedir? Bol olan şey ucuzdur arkadaşlar. Yani para ucuzlayacak. Para ucuzladığı zaman da bu döngü tersine dönecek. Tekrar enflasyonları yavaş 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 yükselecek. İşsizlik yavaş 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 düşecek arkadaşlar. İşte ondan sonra tekrardan toplam talep, dünya ticareti de artacağı için işte lojistik sektörü olsun, demir çelik olsun, ham madde sektörü olsun. Yani genel trend olarak da yatırımlar yani borsalar olsun şey olsun şişmeye başlayacak. Çünkü neden? Artık faiz oranları düştüğü için vadeli mevduat hesaplarında para bırakmanın anlamı yok. Ama siz mesela illaki paranızı harcamak isteyen biri değilsiniz. Paranızı büyütmeye çalışıyorsunuz. Artık orada büyümez. Nerede büyür? Yatırımda büyür. Ne yatırım arkadaşlar? İşte çok insanlar işten anlıyorsa anladığı işle ilgili bir yatırım yapabilir. Orada bile talep edebilir. Bu talepler kendi işinize ilgili olabilir. Kendi işinize ilgili olursa o işinize ilgili üreten ürünleri o şirketler de para kazanır. Örnek veriyorum. Borsa olabilir. Kripto para olabilir. Yani Forex olabilir. Yani bu tarz şeylerdeki hacimler tekrar yükselmeye başlar. Bu da arkadaşlar tekrar para kazanmanıza neden olur. Yani kısa ve orta vadede borsalarda olsun, dünya ticaretinde olsun çok büyük bir hareketlilik olmayacak. Ama dediğimiz gibi şu iki veri, enflasyon ve işsizlik verisi, enflasyon düştü artık, işsizlik arttı geldiği an tekrardan faiz oranları düşmeye başlayacak. Bu da enflasyonu yavaş yavaş yükseltecek ve işsizliği yavaş yavaş düşürecek. O döngüde işte, o döngüde tekrardan yatırım harcamında borsalarda bir yükseliş olacak. Bunun da nedeni arkadaşlar son olarak videoyu çok uzatmayayım. Konjektürel dalgalanmalardır. Konjektürel dalgalanmalar. Dalgalanmalar. Konjektürel dalgalanmalar. Ekonomi hiçbir zaman arkadaşlar dibi görmez. Dipte kalamaz. Hiçbir zaman tepeyi görmez. Tepede kalamaz. Tepede çünkü enflasyon canavarı sizi bekler. Dipte de işsizlik canavarı sizi bekler. Ekonominin gidişine göre merkez bankalarının büyük bir kolu, yani bunu siz arkadaşlar makine kolu gibi düşünebilirsiniz. Makine kolu faizlerdir. Faiz oranlarını ayarlayarak sevgili arkadaşlar sürekli ekonomiler buradan düşe buradan yükselişe, buradan düşe buradan yükselişe giderek uzun vade konjektürel dalgalanmayı izleyebilirler. Benim sanacaklarım bu kadardı. Umarım videosu faydalı olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Eğer faydalı olsa lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrardan bana zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.